Engin Bey'i duyuyor musun? Merhabalar Namık Koçak, iyi yayınlar. Evet, sizi de biraz da Ankara'ya göz atalım. Görüntüde arkada gördüğümüz kadarıyla bayağı yoğun kuyruklar. Ülke Öğretim Okulu'ndayız. Sabah 8 itibariyle oy verme işlemleri başladı ve rekor bir katılım geliyor diyebiliriz. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Ankara'da da inanılmaz bir yoğunluk, inanılmaz bir rağbet var verme işlemlerinde. Kameraman arkadaşım Cemal'den rica edeceğim. Arka tarafı şöyle bir göstersin. Bakın biz şu anda bulunduğumuz okulun ikinci katındayız. Burada bir sıra var. İlk katta biz yayın yapmayı düşünüyorduk ama o kadar yoğun bir kalabalık var ki ilk katta adım atmak dahi zor. Güvenlik önlemleri de had safhalarda. Dolayısıyla biz bir üst kata çıktık ama 3 saati geride bırakmak üzereyiz ve hemen hemen Ankara'nın her noktasında oy verme işleminin yapıldığı her okulda aynı manzaralar, aynı tablolar var. Vatandaşlar sabah saat erken saatlerde okullara akın ederek oy verme işlemlerini yapmaya başladı. 12.251 sandık var Ankara genelinde ve 4.280.000 seçmen oy kullanacak. Toplamda ise Türkiye genelinde 64 milyon seçmenin oy kullanması bekleniyor. Bunların 5 milyonu da ilk kez oy kullanacak olan arkadaşlarımız, genç seçmenler olacak. Bizler şu anda 1114 no'lu oy kullanılan sınıfın önündeyiz. Ama öncesinde bu okula girerken yaşadığımız kısa bir konuya değinmek istiyoruz. Kameraman arkadaşım Cemal Berk Aytekin'le birlikte okul bahçesine girdiğimizde bir beyefendi tarafından önümüz kesildi. Ne için geldiğimiz soruldu. Bizler de yayın yapmak için geldiğimizi söyledik. Ardından okul sorumlusu olduğunu ve yayın yapamayacağımızı söyledi. Tam o esnada yanımızdan geçen avukatlar vardı. Onlar müdahil oldu konuya. Hayır, içeriye girebilirler. Siz karışamazsınız. Genelgede de bu var. Çekim yapabilirler denildi. Daha sonra ufak bir arbede yaşadı. Kendisi beni itmeye kalktı. Engel olmaya çalıştı. Ardından bir polis memurunu yanımıza çağırdık. Ve şikayetçi olmak istediğimizi söyledik. Basını engellediğini, basının işini yapmasını engellediğini söyledik beyefendinin. Ve okul sorumlusu olduğunu iddia ettiği için bir kimlik istedik kendisinden. Ardından okulun gerçek sorumlusunun yanına çıktı. Bulunduğumuz kata çıktı. Hemen arkamızda bulunan odaya beyefendi. Biz de arkasından polis ekibi ve avukatlarla birlikte gittik. Okulun gerçek sorumlusuyla beraber konuştuk. Ve kendisi bize engel olmaya çalışan beyefendi bize bir kağıt gösterdi. Kağıdın üzerinde de AKP'nin buradaki bir görevlisi olduğu yazıyordu. Şikayet olmak istediğimizi dile getirince zaten bulunduğumuz noktadan uzaklaştı. Ve okulun gerçek sorumlusu da burada yayın yapmamıza izin verdi. Zaten genelgede de basın mensuplarının yayın yapması konusunda herhangi bir engel bulunmuyor. Böyle bir engellemeyle karşılaştığımızda belirtmek isteriz. Yavaş yavaş kameraman arkadaşım Cemal ile birlikte 1114 no'lu sınıfa şöyle bir girmek istiyoruz. Hemen girişte bizi sıralar karşılıyor. Oy verme işlemi için vatandaşlar ilk önce kimlikleriyle birlikte geliyor. Kimliklerini şu an kameraman arkadaşımın gösterdiği noktaya teslim ediyorlar. Burada bir karşılaştırma yapılıyor. Oy verip vermemesinde bir engel var mı diye. Ardından hemen yan tarafa geçiyorlar. Bir yan tarafa. Bu yan tarafta da gördüğünüz gibi oy pusulaları var. İki tane oy pusulası var. Bir tanesi Cumhurbaşkanlığı seçimi için adayların olduğu oy pusulası, toplam 4 tane. Diğeri de ittifakların yer aldığı epeyce uzun bir oy pusulası gördüğünüz gibi. Oy verme işlemleri için bu iki pusulaya ayrı ayrı mührü basıyor ve sadece bir tane zarf veriliyor seçmene. Bu iki pusula da bu zarfın içine koyuluyor. Şu anda bir vatandaşımız gördüğünüz gibi mührünü aldı, zarfını ve oy pusulalarını aldı. Şu anda kabine doğru ilerliyor, oy vereceği kabine doğru. Hemen arka tarafta bir uyarı var kabinde, onu da göstermesini rica edeceğim Cemal'den. Bakın, fotoğraf makinesi, cep telefonu ve kamera, video ve fotoğraf kaydı alınabilecek hiçbir şeyi içeriye sokmuyor seçmenler. Bu engelleniyor, böyle bir yasak var. Kameraman arkadaşım şöyle etraftaki detayları sizlere verirken biz de içeride oy verme işlemi yapan vatandaşın oy verme işleminin bitmesini bekliyorduk. Evet, şu anda diğer vatandaş oy verme işlemini tamamladı. 1114 no'lu sandığa oyunu attı ve hemen ardından mührünü teslim etti. Şu anda oy verme işlemi tamamlanmış oldu.
bulunduğumuz odayı daha fazla meşgul etmeden şöyle yavaş yavaş Cemal'le birlikte çıkmak istiyoruz. Tekrar koridoru da bir göstermek isteriz. Dediğim gibi sabah 8 itibariyle oy verme işlemleri başladı ve inanılmaz bir rağbet olduğunu söyleyebiliriz. Rekor bir katılım geldiğini söyleyebiliriz. Türkiye'nin dört bir yanında aynı manzaralar var. Ankara'nın dört bir yanında olduğu gibi ilkokullara seçmenler, yurttaşlar akın ediyor oy vermek için. Kameraman arkadaşım Cemal ile birlikte şu anda Özyurt İlköğretim Okulu'ndan sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Buranın hemen ardından Arjantin İlköğretim Okulu'na geçeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte orada oyunu kullanacak. Saat 11.30'da o noktaya geçmesi bekleniyor Kılıçdaroğlu'nun. 4221 no'lu sandıkta Arjantin İlköğretim Okulu'nda oyunu kullanacak Kemal Kılıçdaroğlu. Ardından da evine geçmesi bekleniyor. Kısa bir süre evinde kalacak Kılıçdaroğlu. Daha sonrasındaysa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geçmesi bekleniyor. Belli bir saatten sonra akşam saatlerine doğru da diğer liderlerin, altılı masayı oluşturan diğer liderlerin de yine seçim atmosferini Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden takip etmesi bekleniyor. Tabii ki 6 partinin de kurmayları sabah erken saatlerden itibaren oylarını kullandıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti ve seçim sürecinde oluşabilecek aksilikleri önlemek için onlar da hummalı bir çalışmaya girişti. Şimdi kameraman arkadaşım Cemal'le birlikte Arjantin İlkokulu'na gidip oradaki durumu da sizlere aktaracağız diyelim ve sözü Ankara Çankaya'dan tekrar